İnsanlığın Rabbi. Kur'an'da Nas. Evet, Nas, insan 250'ye yakın geçer Kur'an'da. 225 ayette 250'ye yakın, 240 küsür geçer. En kuşatıcı hitap, ey insanlık. Ya eyyühennas. Hitaba bakar mısınız? Siz ey insanlık. Ya eyyuhel insan. Bu hitap da var Kur'an'da. Mâ garreke bi rabbikel kerîm. Sen ey insanoğlu, kerim olan, cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? Diyen ayet gibi. Ya eyyuhennas. Ey insanlık. Evet. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık diyen Hucurat 13. ayeti hatırlayın. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. İşte öyle devam eder. Onun gibi onlarca ayet ey insanlık diye başlıyor. Hitabın üst perdeliğine bakar mısınız? Böyle hitap eden biri ancak bütün bir insanlığın Rabbi olmayı hak eder. Evet. Ey Araplar diye başlamıyor yani. O insanlığın Rabbidir, kabile tanrısı değil. Evet. Kureyş Allah'ı kabile tanrısı olarak gördü. Ona öyle iman etti. O onun için onun imanı iman değil, inkar oldu. Şirk oldu, küfür oldu. Niye? Yani Rabbun Nas idi o. İnsanlığın Rabbiydi. Sen Kureyş'in Rabbine çevirdin. Çok ilginç. Yahudiler Yahve'yi kendi milli ilahlarına dönüştürdüler. Yahve, ey o olan demektir. İsim değil, ey o olan. Yahve, yani aslında Sami dil ailesi birbirine çok benzediği için hemen Arap şeyinden de anlaşılıyor telaffuzundan. Niye ey o olan? Aslında on emirin ilki veya ikincisi olacak. İlk ikisinden bir tanesi neydi? Onun adını boş yere ağzına alma. Harika bir emirdir. On emirden ilki veya ikincisi olacak. Onun adını boş yere ağzına alma. Yani Yahudiler öyle bir şey başlatmışlar ki her şeye Allah demeye başlıyorlar. Her şeye Yahve, Yahve, Yahve. İşte Rab, Rabbinik Tevrat'a göre Rab. Elohist Tevrat'a göre Elohim. Efendim Yahvist Tevrat'a göre 3 Tevrat var önümüzde. 3 Tevrat'taki Tanrı isimleri de 3 ayrı isim. Dolayısıyla bunlar 3 ayrı zamanda yazıldığı için böyle isimlendirilirler. Dolayısıyla öyle diyor. Niye öyle? Allah'ın ismini boş yere anma. Bugün bu emir Müslümanlar için 1000 kat daha gerekli. Allah aşkına. Allah'ın ismini bu kadar yere düşürme. Bu kadar rezil etme. Rezilliğine alet etme, kepazeliğine alet etme, yalanına alet etme, sahtekarlığına alet etme, pis işlerine alet etme. Karşıdakini biliyorum aldatacaksın Allah ile başlıyorsun. Yapma bunu. Onun için mümkün olduğu kadar ayağa düşürmeyin. Saygınız varsa Allah'a, vara yoğa, onun adını anarak kirletmeyin. Evet, bugün bunu söylemek lazım. İşte Yahudiler bu emre muhatap oldukları için onu adıyla değil de ey o olan diye anmaya başladılar. Ama onu adına çevirdiler. Yani yine aynısını yaptılar, onu adına çevirdiler. Can yakıcı soru, Allah da putlaştırılır mı? Soru bu. Allah da putlaştırılır mı? Nasıl? Allah'ı putlaştırmayın ayetleri. Fatiha 1. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O alemlerin Rabbidir. Eğer onu alemlerin Rabbi olmaktan çıkarır da kendi dininizin Rabbi, kendi milletinizin Rabbi, kendi ırkınızın Rabbi, kendi ideolojinizin Rabbi, kendi tarikatınızın Rabbi, kendi cemaatinizin Rabbi yaparsanız hani diyor ya, ne diyordu?
Nakşibendiliğin Halidi kolundanım de. Tamam. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Allah'ı putlaştırmak işte böyle bir şey. Onun için Fatiha bir. Evet. Elhamdülillahi Rabbil. Rabbil alemin. Rabbul Arab. Rabbul Etrak. Rabbul Fars. Rabbul Ecanib. Değil. Bunlar değil. Rabbul Müslümin de değil. Rabbul Müminin de değil. Evet. Rabbul Alemin. Yetmez mi? Evet. Nas 1. İşte okuduk değil mi? Kul e'udu bi Rabbin Nas. Rabbin Nas. İnsanlığın Rabbi. Dahası Hud 56. Allah nasıl putlaştırılır? Hud 56 ne diyor? İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Benim Rabbim dost doğru yol üzerindedir. Ha, Allah da sıratı müstakim üzereymiş. Nasıl? Yani kafasına Allah dilese olmaz mı? Olmaz. Allah'tan korkmaz. Oturduğun yerde Allah'ı kendine kul ediniyorsun. Allah dilese olmaz mı? Allah neyi dileyip dilemeyi, iyi dileyeceğini söylemiş zaten. Çünkü hayrı isim olarak almış. Huve hayrun ve ebka. O hayırdır. Şerri dilemez. Evet. Şer onun yarattığını yaratılış amacı dışında kullanmaktan neşet eder. Çok işledik. Merak eden en ayrıntılı biçimde Esma-i Hüsna'nın hayır ismini şöyle bir daha okusun. Eyvallah. Müddessir 56 ne? Evet. Huve hayrun. Evet, onu söyledik zaten. Evet dostlar. Ha, efendim. Takva sahibi Allah. Eyvallah. Takva sahibi. Eyvallah. Allah da takva sahibi miymiş? Yani sorumlu mu davranırmış? Ya. Allah Allahken sorumlu davranıyor da sen niye sorumsuz davranıyorsun ey insan?